Arkadaşlar hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm aslan burçlarının pazar günleri kutlu olsun. Pazar sizin gününüz, e, uğurlu gününüz, size ait bir gün, sande yani güneş günü, gezegeninizde güneş olduğu için inşallah bütün bir haftanız çok güzel geçer arkadaşlar. Aslan burçları bir pazardan bir pazara 7 gün içerisinde hangi zikirleri çekecekler, neleri yaşayacaklar tek tek anlatmaya çalışacağım. Hayırlısıyla. Hadid suresi 12. ayet der ki, hadit demir demektir arkadaşlar bu arada. Hadit sözcü demir e, anlamına gelir. Yani kaybettiklerimizi bulmakla ilgilidir, inancımızın sağlam olmasıyla ilgilidir. Ve dünya hayatının aldatıcı olduğu buralarda hep anlatılır. 12. ayet der ki o gün ki göreceksin o mümin erkek ve mümin kadınların önlerinde ve sağlarında nurları koşuyor. Müjde size bugün o cennetler ki altlarından ırmaklar akıyor içlerinde ebedi kalacaksınız. İşte büyük mutluluk kurtuluş odur diyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir anlatımdan sonra şüphesiz pek çok sıkıntımızın gideceği bir dönem pek çok arkadaşım hayırlısıyla pek çok aslan burcu yani bir yer değişimi isteyebilir bir moralmen değişim isteyebilir kesinlikle derin bir farkındalık yaşayacağınızı görüyorum. Üzüntü, keder, gam, kasvet ne varsa dağılacağı bir haftadasınız. Bir uzunluğu ne olursa olsun kısa ya da uzun olabilir. Bir seyahate çıkacağınızı, mutluluğu tadacağınızı görüyorum. Şimdi yüksek ideallerin olduğunu, bu idealler için çalıştığını görüyorum ve aynı zamanda bir şeyleri dolu dolu yaşama arzusu var. Bunu hayırlısıyla hayata geçireceksin. Tüm sıkıntı ve üzüntülerinin dağılacağı bir dönemece girmişsin. İlahi nurla dolup taşıacağını, kendine çeki düzen vereceğini, pek çok derdin kederin yok olup gideceğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, sahip olduğum bir şeyler olabilir, bir şeylere sahip olma ya da bir şeyler yoluna koyma gibi düşüncelerim var. Bunların hayata geçeceğini söylemeliyim. Şimdi evinizle ilgili bazı değişimler var, olumlu olacak ve bir hayalinizin gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyebilirim. Hayalin gerçekleşmek üzere lütfen onu bırakma diyorum. Bir sihir, bir büyü, bir negatif enerjiyi hayatından göndereceğini söylüyor. Ve aynı zamanda şimdi bir ihanet olmuş arkadaşlar. Aslan burçlarında bir ihanet olmuş ve kötünün kim olduğunu, bu ihanetin neden olduğunu sorgulamaya çalışıyorsun. Bulacaksın bunun sebebini hem iş arkadaşlarınla hem yol arkadaşlarınla ya da aşk hayatında bir ihanet bir kör düğüm görüyorum çözüleceğini gösteriyor sevgili arkadaşım. Bir gençleşme eğilimin var pek çok aslan burcu hanımı kendini yenileyebilir değişime giden yolda kendini yeni fikirlere açacak veya yeni oluşumlara açacaktır. Yalnız diş rahatsızlıklarına özellikle yükselen aslanlar ve ay burcu aslanlar dikkat etsinler. Diş rahatsızlığı veriyor sevgili arkadaşım. Bazı konularda e, yani stres adeta dişinize vuruyor sevgili arkadaşım. Şimdi güneş gerçekten e, şu anda sizin için yeniden doğuyor adeta kaçırdığın fırsatları getiriyor ve aynı zamanda şehir değişimi için gayet güzel bir döngü. Özellikle salı ve çarşamba günleri yeni fırsatlar elde edeceğinizi görüyorum. Dikkat etmeniz gereken akciğerlerin rahatsızlığı ya da işte ağız ve diş bakımı konularına dikkat edin. Yıldızımızın parladığı bir haftadasınız ve bir şeyler için henüz erken diyorsun yanlış yaparsın. Bir şeylere karar verdiysen bir an evvel konuş ya da bu olayı başlat ee, kesinlikle sonu hayırlı olacak sevgili arkadaşım. Şimdi dikkatli olma gereğin var bir şeyleri yakalamaya çalışıyorsun mutluluğu yakalamaya çalışıyorsun karanlık bir şeyi ışın e, aydınlatmaya çalışıyorsun ve bir sorunu çözmeye çalışırken e, bir de Kötü niyetli insanları hayatından çıkartmayı deniyorsun. bu da seni yormuş, sinir sistemini yormuş. Arada bir eğlenmeye bakın ve bir konu üzerine çok yoğunlaşıyorsun. Biraz kafanı dağıt. Bunu da öğren, bu yöntemi öğren. Yine aynı şekilde ya bir doğum günü bir ya kutlama ya bir düğün gibi bir yere gideceksin. Sonu hayırlı. Orada güzel zamanlar geçireceğini söyleyebilirim şimdi arzu ettiğin bir şeyleri tekrar çekiyorsun ve kendinden emin şekilde hayırlısıyla bir şeyleri hayatına geçiriyorsun arkadaşlar zemin katta ya da birinci katta yaşayan biriyseniz evinizle ilgili bir yenilenme var bir planların var bir şeyleri almak istiyorsun satmak istiyorsun bunu hayata geçireceksin. Çok da hayırlı ve uğurlu olacak sevgili dostum. Canını sıkma, canını sıktın, üzdüğün ne varsa hayırlısıyla feraha çıkacak. Bundan emin olabilirsin. Şimdi kendini çok güçlü hissediyorsun, kuvvetli hissediyorsun. Mesleki anlamda gelişmeler olacak. Yalnız mesleki anlamda demişken bir aşırı uçlara kaçan birileri var. Ya iş yerinde ya da ne bileyim ben okusundaysanız, öğrenciyseniz Aşırı uçlara kaçan ya da seni sinirlendiren birileri var. Bunlardan uzak durduğunda işleri çözmüş olacaksın. E, ertelenen bir işi tekrar dediğim gibi ortaya koyuyorsun. Aynı zamanda kararlı ısrarlı olduğun için e, haber alıyorsun. İkizler burçlarıyla aşk yaşayanlar ya da partneri ikizler burcu olanlar haber geliyor. Ya da bir barışma olacak ikinizin arasındaki ilişkide kıpır kıpır olma ve iyileşmeler görüyorum. Yengeçlerde çelişkiler var. Çelişkileri açtıktan sonra gayet iyi olacaklar. Kova burçlarıyla ve oğlak burçlarıyla ilişki yaşayanlar da dengeyi sağlama veya onlarda da barış var ama bazı şeyler için bir anlaşma varmış gibi ya da şartlar konacak ortaya sahtelik gidecek, iki yüzlülük gidecek, kötü haberler gidecek, sahte insanlar gidecek. Ve gerçekten ilişkiler konusunda pek çok aslan burcu durağan halden hareketli hale geliyor. Tehlikeli insanları hayatından çıkarıyor. Şimdi bir hastalık haberi olabilir, bir ameliyat durumu olabilir yakınlarından birine bakacaksın. Yine akciğer rahatsızlığı geçiren birileri olabilir tedavi ettireceğini görüyorum. Koruyucu ve iyi haberler alacağını büyük değişiklikler hazır olman gerekeni masa başında iki tane iş yaptığını ya da iki tane evrakını aldığını görüyorum. İnatçı birisini yola getireceğini görüyorum. Bir adım atma konusunda tereddütlerim var. Tereddütler bir yana gidiyor ve sen gerçekten huzuru yakalıyorsun sevgili arkadaşım hayatına ilahi ışığın dolması için. Önce sevgili arkadaşım buna inanarak güvenerek Allah'tan gelen ışığı kabul ederekten ilahi nurdan yaratıldığını inanaraktan günde 99 kere ya Allah ya nur esmasını veriyorum ilahi ışığın hayatınıza akması için. Hepinize güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Diledikleriniz istekleriniz gerçek olsun. <laughs> i̇lahi nurla yıkanın inşallah. Allah'a emanet olun. hoşçakalın kalın, dostça kalın.